STV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Günlerden çarşamba, takvimler 12 Şubat'ı gösteriyor. Fikir Meydanı programıydı da günün, haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli konuklarımızla birlikte öne çıkan gelişmeleri nacizane sizler için yorumlayacaklar. Bu haftaki gündemimizde elbette her hafta olduğu gibi kongre süreçlerine değineceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni gelişmeler var. Bunlara değineceğiz. Tabii önemli gelişmeler İyi Parti cenahında da yer alıyor. Bunları masaya yatıracağız. Akabinde yine deprem dolayısıyla, ülkemizde artan depremler dolayısıyla yapıların dayanıklık ölçümleri de ortaya çıkmaya başladı şimdilerde. Bununla ilgili tabii şehrimizde Tepebaşı, Odunpazarı olmak üzere pek çok noktada ilan edilen, edilmeyen afet riskli alanlar bulunuyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelmişti. Bu alanlara değineceğiz ve akabinde Eskişehir Spor'la ilgili devam edeceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Kongre süreci 23 Şubat'ta ilk kongresi gerçekleştirilecek. Tabii yeni adaylar var. 5 adaylı bir kongre gözüküyor şu anda. Her ne kadar tek adaylı gidilmesi gerektiğine vurgu yapılsa da şu anda görünen son tablo bu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreç tabii az bir süre kaldı seçimlere de. Nasıl görüyorsunuz, ne gözlemliyorsunuz? Adaylar da aynı şekilde belli. İlk olarak Ali Ünal aday açıklamıştı. Akabinde Abdülkadir Adar mevcut başkan adaylığını duyurdu. Metin Tomsuk, Recep Taşel derken ve son olarak da Nevin Kavak aday olduğunu duyurdu. Evet. Süreç şu an bu şekilde. Evet, tek aday derken 5 aday çıktı. Korkarım yarın 6. adayla çıkarsa hiç şaşırmam. Yani Tepe başında da bir hamle olur diye düşünüyorum. Yani sen böyle giderse 6. adayla çıkar. Ama yani çok adaylı geçmesi bence demokratik anlamda iyi bir şey. Şey günü meclis toplantısından sonra 26 Büyükelçin Ahmet Ataç, Kazım Kurt bir araya geldiler. Bu kongre olayını masaya yatırdılar. Ya bu ne yapacağız? Nasıl bu adayları azaltacağız konusunda bir görüş alışverişinde bulundular. Ondan sonra kırsaldaki 12 ilçenin başkanları 26 Büyükelçin'i ziyaret etmiş. Büyükelçin de onlara demiş ki kimi destekleyip şey 26 Büyükelçin Abdülkadir Adar'ı destekleyeceğini onlara deklare etmiş. Ya yani ben Abdülkadir Adar'a şey yaptım. Onunla yola devam etmek istiyorum. Recep Taşel iyi biridir ama fazla tanımıyorum demiş. Yani ilk başta Recep Taşel iyi biridir ama onu tanıdığım yok ama benim tercihim Abdülkadir Adar'dır diyerek 12 tane kırsaldaki ilçe başkanına bunu söylemiş. Yani kırsaldaki ilçe başkanları kendi aralarında bir toplantı yapıp işte tek bir aday konusunda şey mutabaka varmayı düşünüyorlar ama zor. Çünkü ilçelerde Kazım Kurt ve Ahmet Ataş grubu olarak ikiye bölündüler. Yani bunları yani bağımsız değiller. Şimdi bunlar bir araya gelip aralı oylama yaptık. Mesela 40'ı Abdülkadir Adar dedi. 30'u Recep Taşel dedi. Yani 70'i de Abdülkadir Adar'a gitmez. Yani böyle bir şey düşünüyorlar ama bu da olacağını tahmin etmiyorum. Atilla Dalgıç'ın son anda aday olacağı gündeme geldi. Öyle bir anda bir fısıltı yayıldı ama aday olmadı. Atilla Dalgıç'ın ismi de geçtiğimiz cuma günü ismi bir anda şey oldu. Parti içerisinde yüksek sesle şartı çıkıyor dendi. Ama Abdülkadir Adar Ahmet Ataş'tan bu konuda onay alamadığı için çıkmadığını düşünüyorum. Yani orada bir Ahmet Ataş'ın da bu konuda hazır Odunpazarı grubu 5 aday varken Atele'ye çıkartıp da şeyi bölmeyelim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. Bu 23 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Şeyde Mavi Adada yapılacak. Ben genelde Süleyman Demirel'in geçen dediğim gibi 24 saat siyasi çok şeydir. Ben bu yani 5 adaylı bir kongre olacağını hiç düşünmüyorum. 2 adaylı da olabilir, 3 adaylı da olabilir. Hatta tek adaya bile inebilir. Yani ben bu konuda başkanlar ilk buluşma yaptılar. Belki bundan sonraki başkanlar bu 5 adayı çağırabilir. 5 adayı çağırıp biriniz konusunda uzlaşın diyebilir. Ve 5 adaya deyip de siz bırakın biz şunu yapıyoruz. Birleşme ihtimali görüyorsunuz. Yani ben bu konuda Ahmet Ataş da Kazım Kurt tüm bu konuda anlaşacağını düşünüyorum. Hiç bilmiyorum. Bu 5 adaylı kongre olursa Kurt'un şeyi eli zayıflıyor. Mesela en çok delege Kurt'ta Odunpazarı'nda olmasına rağmen bu 4 tane adayın Odunpazarı'na işaret etmesinden dolayı sıkıntı var. Bir de Kazım Kurt'a yakın birkaç isim
de şey yaptım. Onlar da Recep Taş'a ismine soğuk bakıyorlar. Yani Ali Ünal daha iyi diyenler var. Ya yani bir yanda Ali Ünal'ın ismi de çıkıyor oralarda. Yani herkes kafası kaçamaz. Ben son gün yani Kazı Kurt, Ahmet Atacım konuda ikna edici olacağını düşünüyorum. Bir de Nevin Kavak çıktı son şeyde, kadın eğitimci. O dünyayı çok geziyor. Ben bugün, yarın da şey yazdım. İl başkanı olsa artık dünyayı gezmeyi bırakacağım, fedakarlık yapacağım diyor. Kendisi dünyada gitmedik ülke bırakmamış. Yani çok böyle şey, hobi, gayet seviyor gezmeyi. Yani il başkanı onu eleştirmişler. İl başkanı seçilirsem kesinlikle yurt dışına gitmeyeceğinin taahhütünü veriyor. Bu da ilginç bir latife olarak şey yapıyorum. Ali Ünal 120 imzayı topladım diyor. Metin Topsuk da topladığını söyleniyor. Nevin Kavak toplayabilecek mi? İşte burada kolayda 61 imza var. Yani bu olayda yani herkes iddialı, kimse çekilecek gibi durmuyor. Yani şu anda ben öyle diyorum ama şu anda gitsem bu 5 adayın 5'i de çekilecek gibi durmuyor. Ama ben yine de öyle olmasına rağmen ben bunun 2 veya tek adaylı olma şansının daha yüksek olduğunu şimdiden söylüyorum. Yani bu pilav daha çok su kaldırır, daha çok şeyler olur. Ya kongrelerin yapılmasına 2 saat kala bile çekilebilirler. Yani bu ben çok kaçırdım. Yani listesi hazır olduğu halde son dakikada salonda bile çekilebilirler. Ya bu konular siyasette şaşırmak lazım. Hele CHP'de hiç şaşırmak lazım. Ama çarşaf liste olsa daha iyi olurdu. CHP'ye kadar çarşaf listeydi. Ama görünen o ki çarşaf liste olmayacak. Yine blok liste olacak. Kaç adaylı olursa olsun. Bakalım sonucu göreceğiz. Evet, Ayhan abi bu şekilde yorumladı. Tabii 5 aday dedik. Açıklamalar da geliyor bununla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Gaye Uster'in de açıklamaları vardı. 5 adayın demokrasi açısından doğru bulduğunu. Aynı zamanda tabii çarşaf listeye de değindi. Çarşaf liste olması gerektiğinin altını da çizdi. Sizin yorumunuzu da alalım. Gaye Uster, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi. Çok önemli bir isim orada. Aynı zamanda Eskişehir'in de bir dönem milletvekilliğini yaptı. Dolayısıyla Gaye Uster'in sözleri partinin ağır toplarından gelmiş bir söz olarak değerlendirilmeli bana kalırsa. İşte STV ekranlarında çarşaf liste olmasını temenni etti. Aynı şekilde çok adaylı seçimlerin daha demokratik olduğunu söyledi. Ben her iki konuda da Sayın Gaye Uster'e katılıyorum. Bunu daha önceki programlarda da belirtmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan birden fazla adayın yarışması diye düşünmüştüm. Çarşaf listeyi zaten yine bütün partilere tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Uster'le bu konuda aynı fikirdeyiz. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bir ara gerçekten de Atilay Dalgıç'ın, Tepebaşı ilçe başkanı adayı Atilay Dalgıç'ın da aday olacağı söylendi. Fakat tabii bu işlerde dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak var. Muhtemelen Sayın Dalgıç daha yeterli bir zaman değil, yani daha sonraya bırakmıştır il başkanı olmayı hedefine diye düşünüyorum ben. Şu anda Abdülkadir Adar, Metin Topsuk, Ali Ünal, Recep Taşel ve Nevin Kavak'ın adaylıkları var. Bunlar birleşebilirler mi? Birleşebilirler. Yani aklın yolu bu. Ortak listeler yapıp aday sayısını azaltmak. Ama siyasetteki mantıkla bizim günlük hayattaki mantığımız aynı olmuyor. Ben bundan 3 hafta önce mesela İYİ Parti'de de adayların ortak liste yapabileceklerini söylemiştim. Öyle bir şey yok şu anda ortada. Yani siyasetin mantığı biraz farklı çalışıyor. 5 adayın 5'i birden de girebilirsin. Ama benim yani içimden bir ses bu aday sayısının azalacağını söylüyor. Bu iş muhtemelen Abdülkadir Adar ve Recep Taşel ikilemine kalacak gibi gözüküyor. Sayın Nevin Kavak'ın da bir yola çıktığını duyduk. Allah yolunu açık etsin. Onu da dışarıdan gördüğüm kadarıyla büyük bir şans görmüyorum seçimi kazanma hususunda. Onda. Ama diğer adayların ağırlıkları daha fazla. Adaylar biraz geri çekilirlerse ya da ortak bir liste yapmaya kanaat getirirlerse, ki bu özveri demektir, o zaman iki adaylı bir seçime doğru gider. İki adaylı seçime giderse de İbre Recep Taşel'i gösterir. Ama aday sayısı daha çok olursa o zaman Abdülkadir Adar bu seçimleri kazanabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu arada bir şey de söyleyeyim. CHP'ye bazen haksızlık ediyoruz biz de eleştirirken. Ben de o eleştirileri yaptım. İşte diyoruz ki belediye başkanları seçimlere karışıyorlar, onların dediği olur diye. Ama demek ki olmuyormuş. Yani şimdi burada 5 adaylı bir süreç varsa belediye başkanlarının istediği olmuyormuş demek ki. Çünkü öteden beri Sayın Yılmaz Büyükerşen tek adaylı diyor. Öteden beri işte her belediye başkanı kendi adayını çıkartmaya çalışıyor. Demek ki onların dedikleri olmuyormuş. Yani onların dedikleri olmuyor derken yani illa onların dediğinin tersi oluyor da demek istemiyorum. Ama öyle yani partiye... O algı yok. O algı yanlış bir algıymış demek ki. Ben de burada kendimi düzelteyim. Sonuç olarak parti içerisinde demokratik bir seçim olacak. Evet. Bunun çok demokratik ve huzurlu bir seçim olmasını temenni ederim. CHP'li dostlarımız adına. Evet, Hüseyin abi.
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum tüm izleyenlerimize ve tüm Fikir Meydanı ekibi adına da geçtiğimiz haftadan bu haftaya kadar olan maalesef şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, başsağlığı ve sadır genişliği diliyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Nevin Kavak işte cumartesi açıklayacak 5. aday. Ayhan Bey'in ifadesinden yola çıkarak söylüyorum. 120 imzayı topladım dediğini galiba ifade etmiş. Yok, Nevin Kavak değil. Ali Ünal. Ali Ünal. 120. E şimdi 61 imza gerekiyor. Toplamda kaç delege var üstadım? Hepsi birlikte 600. 600 olması lazım. Evet. Yani her birinin 61 tane en az topladığını farz etmek lazım. Zaten bu şey gibi oluyor. Hani 3 büyük olarak tabir ettiğimiz takım taraftarları 25 milyon benim, 30 milyon benim, 40 milyon benim dediğin zaman Türkiye'nin nüfusu 250 milyon buluyor. 250 milyonu falan buluyor. Biraz matematik denklemini de zorlayan bir sistemmiş gibi geliyor bana. Ben öncelikle bu 61 imzanın Nevin Kavak ismi tarafından ben hani hanımefendiyi baktım, biraz araştırdım. Dediğiniz gibi bu tarz bir yurt dışı seyahatlerle ön plana çıkan hanımefendi, eyvallah, hayırlı olsun diyorum. Ama onun haricinde geçtiğimiz hafta Kazım Kurt'un katıldığı bir televizyon programında Recep Taşer ismini zikretmesi önemli bulduğum konulardan bir tanesi. Onun haricinde de 3 aday, Metin Tomsuk, Abdülkadir Aday ve Ali Ünal. Toplamda 5 var. Şimdi 5 tane çıktı ama şimdi Kerem Bey'in ifadesinde olduğu gibi finalliği görmeden ben yine bu 3 Büyükşehir, Tepebaşı, Odunpazarı belediye başkanlarının ne kadar etkili olup olmayacağını peşin hükümle yorumlamaktan kaçınanlardanım. Eğer finalde tek adaya inmiş olursa genel merkezin ve burada uzlaşı kültüründe bir yerel belediye başkanlarının bir şekilde sözünün geçtiğini düşünenlerdenim. Ve o zaman da şunu söylüyoruz. 600 diyoruz ya biz delegeye. Aslında seçimin şu an yapıldığını görüyoruz. Eğer tek adaylı bir seçime gidilirse gelecek hafta, yani daha doğrusu 23'ünden sonraki hafta yorumlarımızı kısaca şimdi birkaç kelimeyle söyleyeyim yorumlayacağımızı. Yani 600 değil 3 delege varmış demek daha doğru olur. Yani böyle bir yapı içerisinde. Çünkü kırsalda şunu görüyoruz. Mesela kırsal, yine Ayhan Bey'in ifadesinde kırsal ilçe belediye başkanları, ilçe başkanlarını bir araya getirip İşte böyle bir takım telkin ya da görüş sorduktan sonra Sayın Büyükelçi bir şey söylemiş olabilir. Ama benim iki tane örnek vereceğim. 3-4-4'ü de verebilirim ama iki örnek. Mihalıçık ve Sivrihisar seçimlerinde çok net biliyorum Abdülkadir adayın oradan güçlenerek çıktığını düşünmüyorum. Çünkü çok net Mihalıçık ve Sivrihisar'ı adanın karşısında kurup kazandı. Şimdi 12 tane ilçenin bir araya gelmesi aslında biraz da bir nevi baş kaldırı mı diyelim buna. Hep sizin dediğiniz oluyor. Bizim de dediğimiz olsun. Bizim de temsilcilerimiz olsun demek olarak okuyorum ben. Yani bunu net bir şekilde bir baş kaldırı gibi okumak çok doğru olmasa bile en azından seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Bizim de dediğimiz olsun artık. Bunu bu şekilde okumak lazım. Onun haricinde mevcut il başkanının Tepebaşı tarafından ve tekrar söylüyorum, Taşra tarafından oy kaybının olabileceğini düşünüyorum. Abdülkadir Adar için bunu söylüyorum. Şu anekdotu da vermekte fayda var. Hani Sayın Kazım Kurt ve ekibi diyoruz ama adaylardan bir tanesi Metin Tomsuk. Yıllardır Kazım Kurt'la siyaset yapan bir aday. Evet. Hani blok diyoruz ya, şimdi Metin Tomsuk durup dururken masaya dayanarak aday olmadı. Mutlaka onun güvendiği bir delege var. Bir de bu şekilde yorumlamakta fayda görüyorum. Şimdi Mihalıçık ve Sivrihisar'ı biz örnek vermiştik. Şimdi bununla alakalı çok net bir şey daha söyleyeyim. Yani Ahmet Ataç'ın burada tarafsız bir rol üstlendiğini, çok fazla ön plana çıkmadığını ve çok da kendini yıpratmadığını görüyoruz. Çok ilginç. Yani Kazım Bey her noktada sokak siyaseti, mahalle siyaseti kendinin ifadesidir bu. Sokak siyasetini yapıyor ve her taşın altından kendiniz çıkıyorsunuz sorusuna da evet ben bu şekilde siyaseti çok seviyorum. Ya böyle olacağını bilseydi Ahmet Ataş kırsalda çalışırdı. Ahmet Ataş delege fazla diyerek çalışmadı. Şimdi 5 tane böyle 4 tane odumuzda adaya çıkacağını düşünseydi
Evet, yani burada Kazım Kurt'un biraz daha sokak siyasetini sevdiğini görüyoruz. Son olarak da genel merkezin ilk başta söylemiş olduğu ve halen ısrarla söylediği, Aziz amcam ve yine görüştüğümüz CHP'li arkadaşların söylediği, genel merkezin hala tek bir aday üzerinde uzlaşılsın ısrarı devam ediyor. Belki burada Gaye Üstel'in açıklamalarını da bu şekilde okumakta fayda var. Elbette ki bu bir niyet, çarşaf liste olsun, ama olmayacağını tahmin ediyorum ve biliyoruz da diyelim. Ben 5 adayla girilmeyeceğini düşünüyorum. Ya bunda net bir bilgim hayır. Ama son düzlüğe 5 adayla giriyorsunuz ve ben bunu 5 aday değil 5 aday adayı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi Parti ile devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha çok konuşacağız 23 Şubat'a kadar. Evet. İyi Parti'de de sıcak bilgiler var. O yüzden ilk olarak o bilgileri almak için Kerem abiyle başlayacağım ben. Tabii. Üyeliklerin düşürülmesiyle alakalı. Üyelik düşürülmesi diye bir durum söz konusu değil. Delegeliklerin düşürülmesiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz İyi Parti'de önce mahalle delegeleri seçilmişti. Yine çarşaf listeyle yapılan son derece demokratik bir seçimdi bu. Daha sonra delegeler belirlendi. Şimdi o delegeler de ilçe yönetimlerini belirleyecekler. Daha sonradan da il yönetimini belirleyecekler. Fakat burada seçilen delegelerin seçim kurulları tarafından onaylanması gerekiyor. Seçim kurulları da bunu bazen onaylamıyor bazı sebeplerden dolayı. İyi Parti'de de bazı delegelerin delegeliklerinin düşürüldüğünü seçim kurulu tarafından duyduk. Bunların içerisinde önemli isimler de var. Hatta şoke edici isimler. Biri mevcut il başkanı Sayın Mehmet Ekteş'in delegeliğinin düşürüldüğü. Yine Odunpazarı ilçe başkanı Zafer Tuna'nın ve Tepebaşı ilçe başkanı İsmail Türk'ün delegeliklerinin düşürüldüğü yönünde bir duyum aldık biz. Bu tabii tuhaf bir durum. Özellikle İsmail Türk'ün partiye üye olmadığı gerekçesiyle düşürüldüğü söyleniyor. Şimdi nasıl bu adam partiye üye olmaz? Yani sonuçta Tepebaşı ilçe başkanı ve yani İYİ Parti kurulduğundan beri de tanıdığımız bir isim. Şöyle bir iddia var. İşte zaten kurucu üye oldukları için herhangi bir üyelik başvurusunda bulunmanın gerekli olmadığını düşünmüşler. Fakat ilçe seçim kurulu onlarla aynı fikirde olmadığı için delegeliklerini düşürmüş. Aynı şekilde Zafer Tuna'nın da ikamet ettiği mahallede değil de bir başka mahallede, muhtemelen de kazanacağını düşündüğü bir mahallede seçime girdiği, bu sebepten dolayı delegeliğinin düşürüldüğü söyleniyor. Sayın Ektaş'ın da biliyorsunuz eskiden Tepebaşı ilçe başkanıydı Sayın Ektaş. Oradan bir doğal delegelik durumu olduğu için, bir karışıklık olduğu için onun da delegeliklerinin düşürüldüğü söyleniyor. Şimdi bunlar doğru olabilir. Doğru olduğunu da düşünüyorum ben bu duyumlarımın. Tek bir yerden almadım çünkü bu bilgileri. Ama bu durum onların il ya da ilçe başkanlığına aday olmalarını engellemiyor. Böyle bir kanuni bir engel yok ortada. Hatırlayacaksınız şu anda adaylardan, il başkanlığına adaylardan biri olan Sayın Ramiz Tunca da delege seçilememişti. Ama il başkanı olabilir. Yani parti üyesi olmak yeterli ama oy kullanamaz kendisine. Evet. Delege olamadığı için. Söz konusu isimler şimdi kendisine oy kullanamayacak. Kendilerine kullanamayacaklar bu durumda. Yani bunlar aslında siyasette görülen şeyler. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Özgür Özel var. Meşhur bir milletvekili. Ağzı da iyi laf yapan CHP'nin önemli isimlerinden biri. O da delege seçilemedi. Eskişehir'de Jale Nursullü de seçilemedi. Yani Jale Nursullü doğal ilgili milletvekili olduğu için kullanacak. Evet, yani sonuç olarak böyle şeyler olabiliyor siyasette. Ama bu da önemli bir gelişmedir. O gelişmeyi de burada kaydedelim. İzleyicilerimiz bunu bilsinler. Şimdi çok adaylı bir seçim oluyor. Odunpazarı ve Tepebaşı'nda ilçe başkanlıkları, yönetimleri belirlenecek. Daha sonradan da il delegeleri seçilerek bir ay sonra il başkanlığı ve yönetimi belirlenecek. Üç adayın olduğunu biliyoruz. Sayın Ramiz Tunca var, Sayın Mehmet Ektaş var, İsmail Koca var. Ve onların beraber hareket etmiş olduğu isimler var. Odunpazarı'nda Sayın Zafer Tuna zaten mevcut il başkanı şu anda. O Mehmet Ektaş'la birlikte hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Şükrü Yıldırım Tunca ekibine yakın. Ve İsmail Hakkı Yılancı var. O da Koca'nın ekibine yakın bir isim. Emekli bir astsubay kendisi de. O da partide tanınan bir isim. Tepe başında da İsmail Türk var. İşte delegeliği yine düşürülenlerden birisi. Bunun dışında Özkan Gündoğan var. Ramiz Tunca'la beraber birlikte hareket ediyor. Ve Metin Çetin var. O da İsmail Koca ekibiyle birlikte hareket ediyorlar. Bu seçimlere girecekler. Seçimler Tepebaşı seçimleri Es Düğün Salonu'nda, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde de Odunpazarı seçimleri olacak. Tabii partileri için, adaylar için hayırlı uğurlu olsun. Ama 3 adaylı bir seçimin olması seçimin sonucunu erkenden tahmin etmeyi çok zorlaştırıyor. Bunu daha önceden de konuştuk seninle. Yani 2 adaylı seçim olsa
seçimi şu kazanır dememiz daha kolay olurdu. Biz de gazeteciyiz, bize insanlar soruyorlar kim kazanır diye haklı olarak. Bu soruya sağlıklı bir cevap veremiyoruz maalesef. Çünkü 3 adaylı seçimler olacak. Yani burada çok fazla faktör bir araya gelir. Kişisel kaprisler, hırslar, çekememezlikler, bunların hepsi söz konusu olur. Siyaset böyle bir şey. 3 adaylı olduğu için de hani işte İsmail Koca'yı sevmeyenler Ektaş'a oy verir, Ektaş'ı sevmeyenler Ramiz Tuncay'a oy verir de diyemiyoruz. Çünkü 3 aday var. Yani kimin kime oy vereceği belli değil. Dahası delegeler içerisinden baskı yapanlar olur. Beni il delegesi yap der, yapmaz, küser, gider karşı tarafa oy verir. Beni yönetime al der, yapmaz, küser, gider karşı tarafa oy verir. Yani bu köprünün altından çok sular akar. Güzel bir seçim olacağını temenni ediyorum ben. Evet. Heyecanlı bir seçim olacağına inanıyorum. Tabii Tepebaşı ve Odun Pazarı'ndaki seçim sonuçları belli olmadan da il başkanlığı için seçimler hakkında da yorum yapmak için erken diyorum. Evet Ayhan abi seninle devam edelim. Tabii birkaç gün kaldı. Evet. İlçe kongreleri gerçekleştirilecek. Akabinde gözler il kongresi. Onun içinde 3 aday var zaten. Kerem Bey de paylaştı. Tabii son paylaştığı bilgiler de önemli ayrıca. Evet evet. Kerem gerçekten çok iyi istihbarat bilgisi bize sundu. Şu anda ben şey diyorum. Bu Tepebaşı Odunpazarı kongrelerinden sonra ben 3 adaylı bir il kongresi beklemiyorum. Yani burada bir taraf Tepebaşı bir taraf Odunpazarı'nı alabilir. Veya iki taraf, bir kişi ikisini de alabilir. Bir kişi ikisini alırsa tek adaylı, birer birer paylaşırlarsa iki adaylı olacağını düşünüyorum. Yani il kongresinin iki adaylı geçmesi şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki de tek bile olur. Çarşaf liste yapılacak. Şimdi bu kadar tartışmanın olduğu yerde o seçim çarşaf listesi yaparken de büyük gerilim yaşanacağını düşünüyorum. Yani tecrübesizler. Gerçekten yani... siyaset olarak tecrübesi oldukları ortaya çıkıyor şimdi. Ya bu çarşaf seçimleri öyle kolay değil. Tek tek not edilecek, kontrol edilecek. Yani ben şu anki bu olayları Kerem'in anlattığı olayları düşününce ben bu seçimlerin gergin geçeceğini düşünüyorum. Yani gergin bir seçim olacak. Yani çünkü blok gibi değil. Tek tek yazılacak, masa başında yazılacak. Divan başkanı çok iyi olması lazım. Kongreyi çok iyi yönetilmesi lazım. Yani gergin bir seçim bekliyorum. Her iki seçimi gergin geçeceğini düşünüyorum. Umarım bu gerginlik daha büyük boyutta ulaşmaz. Şu andaki şeyde İsmail Koca ile Mehmet Ektaş'ın bir adım önde olduğu dışarıda öyle gözleniyor. İkisinin de önde olduğu gözüküyor. Ama Ramiz Tunca da iddialı. Bir de delegeler çarşaf olacağı için kimin nasıl olacağı da belli değil. Ama ben şunu söyleyeyim. İyi Parti çarşaf listeyle yaparak zaten bir örnek oldu. Gerçekten bir örnek oldular. Ama ben siyasi olarak tecrübesi olmadığından dolayı biraz kaygı duyuyorum. O seçimlerin selameti açısından. Dedim güzel bir seçim olsun diyorum. Zaten anlatan şeyleri zaten Kerem anlattı. Evet. Hüseyin abi kısaca evet. Senden de alalım. Şimdi zaten kimin kimi desteklediği aynı şekilde. Bizim aldığımız notlarda da böyle Kerem Bey'in ifadesinde olduğu gibi. Burada iddialar vardı. Bu iddialar Kerem Bey'in ifadesinde olduğu üzere kulaklarımıza geldi. Biz bunu biraz ben de kendi imkanlarımızla araştırma imkanı bulduk. Şimdi Zafer Tuna Bey'in delege seçildiği mahalleden oy kullanamadığı, kullanamayacağı iddiasıydı. Evet. Delegeliğinin düştüğü iddiasıydı. Yine aynı şekilde Mehmet Ektaş'ın mevcut il başkanı delegeliğinin düştüğü iddiasıydı. Parti tüzüğü gereği hani tabii delege ama Tepebaşı'nda seçilmiş kurucu ilçe başkanı gibi ifade ediliyordu. Tabii bu iddialar hakikaten öyle şey yenilir ütürü iddialar değil. Dolayısıyla birkaç görüşme yaptım. Bu görüşmelerin bir tanesi de Mehmet Ektaş Bey'le idi. Mehmet Ektaş Bey'le de bu iddiaları sorduk. Hani en nihayetinde programda izleyebilirsiniz ama böyle benim aklıma takıldığı yazıda yazmak istiyorum. Nedir ne değildir düşünceniz? Şimdi biliyorsunuz seçilmiş il başkanı mevcut delege, o da Aslan Bey. Diğer il başkanı ve ilçe başkanları atamayla geldiler. Şu an mevcut bir delege yapısı yok. Yani seçilmiş bir il başkanı değil Mehmet Ektaş, atanmış bir il başkanı. Mehmet Bey'in bu iddialara karşı cevabı aynen ifade ediyorum. Diyor ki, İyi Parti'de bir sistem var, bulut sistemi. O bulut sistemiyle birlikte Yargıtay arasında bir sorun ortaya çıktı diyor. O sorun da yine bizim doğal olarak bizim delegelerden ya da farklı görüşe sahip arkadaşlarımızdan böyle bir konu bizim de kulağımıza geldi. Ve fakat bu uyumsuzluk diyor hiçbir zaman sonuca etki etmeyecek. Altını
çizerek ifade ediyorum. Çünkü bunu iki defa sordum. Seçimden sonra da fotoğrafını göndereceğimi, seçimden sonra da yayınlayabileceğinizi net bir şekilde göndereceğine dair söz verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun listelerinde Mehmet Ektaş ismi ve iddia edilen isimler olacak ve oy kullanacaklar dedi. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Söylediği için söylüyorum. Bunlar göreceksiniz. Böyle bir ilçe seçim kurulunun listelerinde Mehmet Ektaş, Zafer Tuna isimleri yer alacak. Tüm detaylarına kadar anlattı. Ve dedi, bunlar dedi, bunun fotoğrafını çekip göndereceğim size dedi. Şimdi iki defa üst kurul delegesi oldum ben dedi. Bir defa il başkanı oldum dedi. Ve kurucu Tebabaşı ilçe başkanıyım. Benim bile partiye üye olmadığım ifade ediliyor. Öyle bir durum zaten söz konusu olamaz. Eskiden Tepe başındaydım. Şu an mevcut taşıdığım yer benim kalıcı ikamet ettiğim odun pazarıdır dedi. Adresini de verdi. Ben orada ikamet ediyorum dedi. Serzenişleri vardı vesaire ama şöyle bir şey var. Geçtiğimiz haftada biz bunu söylemiştik. Ki farklı farklı yerlerden de ben sadece Mehmet Ektaş'ta değil. 4 ya da 5 kişiyle görüştüm bu hafta içerisinde. 3 gün içerisinde söyleyeyim. Şimdi burada mevcut aday odun pazarında çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Görüştüğüm isimler, farklı farklı isimler. Ama Teba başına benim görüşüm, şimdiden söyleyeyim, haftaya seçim var. İsmail Türk'ün kazanacağı yönünde. Benim görüşüm. Evet. Net bir şekilde şöyle söyleyeyim. Siyasi partilerde, il ilçe seçimlerinde, bunu daha evvel de ifade ettim, yazıyorum. Bir ilçe başkanı, bir il başkanı hangi siyasi parti olursa olsun bu kadar mücadeleyi, bu kadar enerjiyi proje, vizyon ortaya koyarak sağlamalı. Ben ondan daha iyi yaparım. Ben ondan daha fazla üye yaparım. Benim hedefim bu. Bunların ben eksik olduğunu düşünüyorum siyasi parti adaylarında, il ilçelerde hiç fark etmiyor. Bizim buralarda biraz yarışmamız lazım. Elbette ki çarşaf liste büyük risk. İnşallah fikirler çarşafa dolaşmaz diyorum. Onun haricinde es düğün salonu bilmiyorum ama Yunus Emre'de sabit koltuklar var. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Seçimlerin bütün partilere hayırlı geçmesini temin ederiz. Biz alışkanız da Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok öyle sandalye havada uçuşuyor. Biz de şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın, biliyoruz tatsız olaylar yaşamayız. Noktalayalım, diğer konularımız yetişecek. Çok çünkü kısa biraz da zamanla yaşıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Sizin için hayır gibi gözüken şeyler şer. Evet. Şer gibi gözüken şeyler hayır olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Bu adayların hepsi kazanmak için yola çıktılar. Hakların evet, da hayırlısı şey. Neyse olsun. Kavgadan, gürültüden uzak olsun, sevgi kazansın diyelim. Devam edelim bir sonraki konu başlığımıza. Şimdi ülkemizin gerçeği depremler ve yakın zamanda 2020 yılı ile birlikte bunu defalarca yaşadık. Kayıplarımız oldu, yüreğimiz yandı. Tabii hal böyle olunca dedik ya, binaların işte dayanıklı olup olmaması gündeme geldi. Aslında pek çok kez görüşüldü, konuşuldu bu yapılar üzerine ama uzun zamandır gündemde yoktu. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi tekrar. Eskişehir'de pek çok noktada riskli alan bulunuyor. İlan edilen de var, edilmeyen de var. Tabii son zamanlarda özellikle Porsuk 1, Porsuk 2 projesi üzerine duruluyor. Bu anlamda proje yapılmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gelindi, incelendi, proje ortaya çıktı. Fakat bazı anlaşmazlıklar yaşandı. Proje iptal edildi. İşte esnafın dava açması sonucu proje iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi kaybetti. Akabinde bakanlıkla aynı şekilde istişarelerde bulunuldu. Birden fazla da proje revize edildi. Şu anda rafta gözüküyor. Şimdiden sonra süreç nasıl işler? Afet riskli alanlar konusunda siyasiler olarak nasıl uzlaşılması gerekiyor efendim? Vallahi yani şu anda görünen şey, yani Eskişehir'de bu uzlaşının zor olacağı. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın şeyiyle Büyükşehir bölüm çalışma başlattı. Çevre Şehircilik Bakanlığı istedi. Bu afet riskli alanları belirleyin, araştırın, İTÜ projeyi adını, hatta parasının yarısını da bakanlık verdi. Daha sonra ya belki bir hata oluyor. Yani mülk sahipleri ikna edilemedi. Yani bazı mülk sahipleri dava açtı. Davaydı, kazandılar, yürütmeye durdurma verdiler. Ama burada bakanlık bu işin aksine durmadı. Yani bakanlık itiraz edebilirdi. Bakanlık itiraz etmedi. O biraz şey, ya bakanlık hem para veriyorsun, benim de vergimle bu şeyi para veriyorsun. Ondan sonra mahkemenin kararını itiraz
etmeden projeleri geri istiyorsun ve kendin bitirmeye çalışıyorsun. O bana şey geldi. Ya günde olduğu için de var. Bu şey Portuk dışında bir de günde olduğu için de hazırlandı. Karapınar için de hazırlandı. Yani bunların hepsi yapılsa Eskişehir için çok güzel olur diyorum. Yani bu konuda ben yani o bölge özellikle sıvılaştırma riski olan yerler. Adabazan'da gördük. Şey binalar suyun içine gömüldü. Yani Eskişehir'de Sazova öyle bak. Sazova mahallesinde de kot öyledir. Sazova'daki evler de aslında orada da bir proje yapılması lazım. Evet. Çünkü Sazova bu konuda en şey benim bildiğim alüvyonlu Portuk şeyi yatağı kaydığı için Sazova'daki durum daha şey vahim. Aslında Sazova'nın bu konuda ele alması gerekiyor. Onun dışında bu 8 mahalle işte Musa Kemalbaşı, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Yeni, Işıklar, Mamure, Deliktaş, Kurtuluş. Bunlar yapılacaktı. Her şey hazırdı. İTÜ bu işin uzmanı şeyler yaptı. Burada kolay da mülk sahipleri de dernek kurdular. Ya onlar da haklı olabilirler bazı çünkü adamın metrekaresine göre şey daire vermediler. Ama şu var, senin evin orada bugün 200 bin liraysa bu projeden sonra belki 500 bin olacak. Yani onu anlatamadılar. Yani o konuda ya oradaki mülk sahipleri de şey bu konuda herkes mal canı yongun isterler ya millet malının en iyi şekilde pazarlamak istedi. Ama bu kolayda yarın deprem olursa bu 8 mahallede deprem olursa ve Allah korusun. Yani böyle bir deprem bekleniyor. 6.6 şiddetli bir deprem bekleniyor 6 şiddetinde Eskişehir merkezinde. Öyle bir deprem olduğunda bu mahallelerde ölüm sayısı artarsa bunun vebalini kim karşılayacak? Yani burada kolayda yani bunu o zaman, yani bu, ya sen yaptın ben yaptım olmaz. Ben burada kolayda bakanlık ve büyükşehir belediyesi bu konuda artık ortak çalışma yapmaları lazım. Ve bu konuda halkı da kesmesi lazım. Ya halka demesi lazım. Kardeşim tabut gibi öleceğine ya ne olur biraz fedakarlık yap. Senin de ne sağlam bir yapıda şey yap. Artı senin evin daha çok değer kazanacak. Ya ikna edilebilir bu konuda. Yani ben yaptığım olduğu mantığıyla hareket edilmemesi lazım. Bak İTÜ'den gelenler ne dediler? Biz her eve gittik dediler. Herkesin görüşünü aldık dedi. İlk toplantıda bize gelen oldu mu diye millet kalktı. Ve çoğu insan da bize sorulmadı dendi. Yani burada da bir şey var. Yani demek ki çoğu kişiye sormadan yapmışlar. Yani bu sorulması gerekiyordu. Yani burada kolay da bazı yanlışlıklardan dolayı da bu iş uzadı diyorum. Ama şu var. Gelen bir noktada bu kentsel dönüşüm yapılmalı mı? Yapılmalı. Burada yetmez Sazova'da da yapılmalı. Gündoğdu'da da yapılmalı. Karapınar'da da yapılmalı. Yani bu kentsel dönüşüm yapılmalı. Çünkü biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. 1956 depreminin aynısı olma şansı var. Yani olduğu vakit ne yapacağız? Adı Kuzey Anadolu fay hattı da bizi etkiliyor. Geçen Kocaeli İzmit depreminde gördük. O da etkiliyor. Yani bu konuda ne diyeyim yani insan deprem değil binalar öldürüyor. İnsanın sağlıklı yapıda yaşamaları gerekiyor. Kızılay'ında gördük. Kızılay'da yani bir Elazığ depreminde bile zor toparladı. Dedi ki ben korkuyorum İstanbul'da yani olası bir depremde ne yapacak? Yani biz hazır değiliz. Biz yani Türkiye depreme hazır değil. Ya Allah'tan 99 depreminden sonra yapı denetim firmaları falan başladı da yani beton, demir kalitesini denetliyorlar. Eğer onları da denetlemiyorlarsa yandık. Yani onlar gerçekten yapı denetim firmaları inşallah iyi işliyordur. Yani onlar da gene imza karşılığı sistema ediliyorsa o da kötü. Evet. İnşallah diyorum ama işimiz Allah'a kaldı gibi şey olmaz diyorum. Ama buradaki olayda Nabi Avcı, Harun Karacan olsun, Yılmaz Büyükerşen olsun, alt iki belediye Kazım Kurt olsun, Ahmet Ataş olsun bir mutabakta buluşmaları gerekiyor. Yarın deprem olursa bunun hesabını veremezler. Evet. Ya bu konuda ya bu yapılan bu projenin yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Ya bu proje öyle böyle yapıldı. Halkı ikna edin ve bu projeyi yapın. Evet Kerem abi. Evet şimdi burada tabii AK Parti hükümetinin bir sorumluluğu yok bu işte. Çünkü hükümet başlangıçta belediyenin yapmış olduğu afet riskli alanlara bir takım itirazlarda bulundu. Fakat belediye onları değiştirdi ve sonunda da hükümetle mutabık olundu. Ondan sonra gelişen bir mahkeme süreci var. Dolayısıyla bu mahkemeden dönen bir karar bu. Yani hükümetle bu konunun, hükümeti suçlamanın bir anlamı yok yani burada. AK Parti'nin meclis üyesi Murat Özcan da bu konuya dikkat çekti. İşte böyle bir algı oluştu sanki hükümet kabahatliymiş gibi.
böyle bir şey yoktur dedi. Haklı. Onun da altını çizelim burada. Ama itiraz etmez. Bu karara itiraz edebilir. Tabii de şöyle bir durum var. Kimin haklı olduğu da çok önemli değil. Deprem olursa biz o yıkıntıların altında kalacağız. Burada siyasetçilerin birbirleriyle uzlaşmasını bekleyeceksek biz eğer, işimiz çok zor. Siyasetçilerin burada bilim adamlarıyla uzlaşması lazım. Bilim adamları ne diyorsa siyasetçilerin onu yapması lazım. Ve bu konuda hani çirkin politik tartışmalar duymak da istemiyorum ben açıkça vatandaş olarak. Beni hiç ilgilendirmiyor. AK Partili onu demiş, MHP'li bunu demiş, CHP'li bunu demiş. Yani bu bizim canımızla ilgili bir konu. Ve bu konunun partiler üstü bir konu olması gerekir. Bu konuyu da bu şekilde değerlendirmek gerekir. Politikacılar sabahtan akşama kadar birbirleriyle münakaşa edebilirler. Bizim de ekmeğimiz onların münakaşası. Bir şey demiyorum ama bu konuda değil. Bu konuda etmemeleri lazım. Bir ortak yol bulunması lazım. Şimdi mahkemeden döndü yani hoşumuza gitmese de bu ülkede mahkeme ne karar veriyorsa son söz odur. Şimdi burada gerekirse yeni bir plan yapmak lazım. Mahkemeden dönmeyecek bir plan yapmak lazım. Bir daha çalışmak lazım. Ve burada da yani hükümet partisinin, Eskişehir'deki yerel yönetimin ve onun partisinin ve diğer partilerin uzlaşı içerisinde olması lazım. Çünkü kim haklıdır sorusu depremden sonra hiçbir şey ifade etmeyecek. Ölenler ölmüş olacak. Kimin haklı olduğunu da umursamıyorum. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Çok kısa senden de olalım. Evet. Şimdi bu durum bugünün sorunu değil. Evet. Bu durum dünün sorunu da değil. Bu durum ta evvelsi günün sorunu. Yani bundan 2012'de falan da biz bunu konuşuyorduk. 2011 Van depreminden sonra biraz daha bu iş gündeme geldi. Eskişehir'de sürüncemede sürekli kaldı bir takım şeyler. Hatta 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun 2012 yılında resmi gazetede yayınlandı. Ondan sonra Gündoğdu çıktı, 8 tane mahalle denildi. Hatta bu açıklamada dün ben Kerem Bey'in ifadelerini altını çizerek imzamı atıyorum. Neden? Çünkü bu dün gündem dışı söz alan. Evet. Gündem dışı. Ben bunu kesinlikle gündem içi olması lazım. Yani gündemde 18 madde var. 17'si oy çokluğuyla alt komisyonlara havale edildi belediyede. Her şey bitti. Giderken dedik ya bir dakika otur bir şey söyleyeceğim. Hani gündem dışı budur. Gündem dışı bir söz alıyorsunuz ve diyorsunuz ki onu da kendi partisini savunma adına ya da iyi niyetle düşünmek istiyorum. Eskişehir adına bir şeyler söyledi. Sayın Murat Özcan. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bu arada da. Sayın Büyükerşen de cevap verdi. Şimdi 8 mahalleyi kapsayan 30 bin, 40 bin, 50 bin kişiyi ilgilendiren diye hep biz haberler yaptık, konuştuk. İTÜ'den geldiler, konuşuldu, denildi, afetler, dernekler kuruldu vesaire. Hayır, hepimizi ilgilendiriyor. Sadece 30 bin insanı ilgilendirmiyor. Tabii. Yani hepimizi ilgilendiriyor. Biz bugün Batıkent'le Sultanler arasındaki bir fay hattından bahsediyor. Bunu bilim insanları söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Hatta Batıkent'te bir altyapı çalışması yaparken sismik araştırma telini koparttıkları söyleniyor. Bakın bunlar oluyor. Yani Sultanlar'da benzer şey ölçemiyoruz. Bunlar oluyor. Eyvallah. Bizim için bunu gerçekten fazlasıyla gündem için almamız lazım. Siyasetten de çok çok önemli. Katılıyorum. Partiler üstü düşünmesi lazım. Bilim insanlarının bunu konuşması lazım. Ve lütfen her şeyde bilim, her şeyde siyasiler karar vermesin artık. Saydığımız kişiler oy verebilir, kanaat gösterebilir. Ama Nabi Avcı'nın deprem noktasındaki, ya atıyor ilk aklıma gelen oydu. Görüşlerinin yani bilim insanları gülüyordur herhalde. Yani karar alacak insanlar onlar ya, mecliste indir kaldır yani. Evet. Sivrisar'dan gelen Ahmet Aga'nın orada meclis üyesi mesela. Seyit Gazi'den gelen Hüseyin Emmi'nin. Yani bunu yapalım mı yapmayalım mı, kaldır indir. Ya bu değil. Bunu bilim insanlarının tartışmasını biz sağlamamız lazım. Ve gerçekten bu hakikaten sıkıntılı. Şu oldu bu oldu, insanların kafaları karnabahar gibi oldu. Yani gerçekten inanılmaz bir şekilde takip ediyorsunuz 8 sene. Ben yazdım, hiç söylemeye gerek yok hani detaylarına. 2018 var, 2017 her yıl bir açıklama yapılmış. Ama her yıl. Ve lütfen bunu bir an evvel hani biz, ben de aynı kanaatteyim. Siyasiler bir araya gelsin, milletvekili, yerel, genel siyaset, öyle değil ya bu iş. Gerçekten öyle değil. Porsuk 1, Porsuk 2 nasıl yapılıyorsa diğerlerini mutlaka daha net bir şekilde yapılması lazım. Bu ta evvelsi günün sorunu ama bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. İnşallah bir an evvel çözülür. Teşekkür ediyoruz. Dilin kıyısına vuranları gözümüzde de görürüz o halde yapılan açıklamalardan İnşallah. Ziyade. Diyelim.
Az bir vaktimiz kaldı. SS kanatlandı diye başlığımızı atıyoruz. Eskişehir Spor'un son zamanlarda, son 4 haftadır bize yaşattığı sevinci konuşalım istiyorum ben şimdi. Aldığımız galibiyet, özellikle farkla aldığımız galibiyet tabii ligdeki diğer takımları da şoka uğratmış durumda. Evet, maçı izledim ben, statta izledim. Çok soğuk bir havaydı. Yani hakikaten buz gibi. Ve o buz gibi o futbolcular içimizi ısıttı. Yani o kadar özleri oynuyorlar ki. Ya Pirana diyor ya Mustafa Başkan, hakikaten Pirana gibilerdi. Yani her topa zıplıyorlar, her topa bir şey yapıyorlar. Yani alnın teriyle eze eze maçı aldı. Mesela Bursaspor maçında biz defans yaparak aldık. Ama bu maçta resmen gücümüzü gösterdik. 5 maçta 11 puan. Yani bizim tekrar umudumuz oldu. Yani bizi tekrar umutlandırırlar. Yani bu konuda iyi. Umut varsa hayat vardır demiştik biz ben geçen. Yani umudumuz daha da artıyor. Bir de her galibiyet bir de şeyde oldu. Osmanlıspor 2-0 öndeyken Bursa 4-2'ye döndürdü. Boluspor kaybetti. Yani bizim Adanaspor kaybetti. Rakiplerimiz de artık paniklemeye başladı. Yani Eskişehirspor'u küçük görüyordu hatta bir teknik direktör. Ya yani gençler oynuyor ama bu biz gene bir şeyiz diyordu. Adanaspor'un teknik direktörü. Yani Adana'yı biz yakaladık yani şu anda biz Adana'dan daha iyiyiz. Biz yükselen takımız. Ve Eskişehirspor eğer böyle giderse gerçekten şey olacak. Geçen dediğim gibi bu etiyle de anlaşma da güzel oldu. Buradan da bir kaynak gelecek. Geçen hafta belirttiğimiz gibi. Yani ben Mustafa Akgören'i kutluyorum. Yani hakikaten iyi motive oluyor. Maç sonlarındaki konuşmaları çok güzel. Ya, futbolculara inandırmış. Ve Mustafa Özden'in hakkını teslim ediyorum. Yani bir teknik direktör geliyor. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, hiç yenilmiyor ve gençlerle kurulu. Gol yemiyor. Yani kalecilerden en muzdarip bir takımız. Demek ki az top gelirse hata yapmıyorlar. Çok top gelirse hata yapıyorlar. Bu da yani demek ki defansı sanıyor. Biraz moral işi de tabii kalecilik. Diyor ki ya ben kalecilerden çok çektik bu yıl. Evet. Acayip çektik. Yani şu andaki durum önümüz açık diyorum. Bu tempoyla gider diyorum bu çocuklar. Çünkü çocuklara bakıyorum hepsi zıpkın gibiler. Hele bir şey stoperler acayipti ya o maçta. Her topu aldılar yani her topu çektiler. Cemal'i çok iyi. Metehan o şeydeki bacak çeken Metehan keşke penaltıyı da ona attırsalar da hat-trick yapsaydı. Yani ben onu atmasını isterdim. Keşke ona bu şeyi verselerdi. Bu hayatının maçıydı. Ama şu var. Şu anda Eskişehirspor bizim için iyi gidiyor. Evet Kerem Hanım. Evet Eskişehirspor çok iyi gidiyor. Bizim de moralimiz yerinde. Çok şükür diyelim bir öz kaynaklarımızla, gençlerimizle yola çıktık ve gerçekten de ciddi başarılar elde etmeye başladık. Ben zaten baştan beri transfere hiç gerek yok, transfer tahtasının açılmasına gerek yok, işte gençlerle gidelim diyordum. Haklı çıktığıma çok mutluyum. Keşke daha önceden bu gençlik operasyonunu yapsaydık. Kısmet böyleymiş. Teknik direktör Mustafa Özer ilk geldiği zaman bizim de aklımızda bir takım soru işaretleri kalmıştı. Çünkü böyle bir kariyeri yoktu yani yeni başlamış teknik direktörlüğe. Ama bizim endişelerimizin hepsini sildi. Çok da başarılı bir şekilde götürüyor. Kendisini tebrik ederiz. Şimdi dikensiz bir gül bahçesi yok ortada. Galibiyetler bizi camia olarak bir araya getirdi. Sorun şu, mağlubiyet olduğu zaman bir arada olabileceğiz mi? Çünkü önümüzde birbirinden zorlu 13 maç var. Ve biz bu 13 maç içinde yenileceğiz yani bir kere onun adını koyalım. 13 maçın içerisinde yenileceğimiz maçlar da olacak. O zaman da eğer birlik ve beraberliğimizi sürdürebilirsek bu ligde kalırız. Sorun oradan kaynaklanıyor. Şimdi bir Menemen deplasmanına gideceğiz. Menemen son zamanlarda düşüşte olan bir takım ama Akhisar'la deplasmanda bir berabere kaldılar. Zor bir beraberlikti o. Menemen muhtemelen kötü gidişe bir dur demek isteyecektir. Kendi sahasında ve seyircisinin önünde. O maçtan sonra da Eskişehirspor için çok zor bir hafta geçecek. Bir haftada 3 maç yapacağız biz. İçeride, dışarıda, önce içeride, sonra dışarıda, sonra tekrar içeride. Hatay'la burada maç yapacağız. Sanırım 3 gün sonra Karagümrük deplasmanına gideceğiz. Yine 3 ya da 4 gün sonra da Akhisar Belediye ile kendi evimizde maç yapacağız. Bu 3 takımın 3'ü de çok zorlu rakipler. Ve bir hafta içerisinde, 7-8 gün içerisinde biz bu maçları yapacağız. Bu zorlu bir süreç. Bu süreç içerisinde yenilebiliriz. Puanlar da kaybedebiliriz. Bu durumda da moral bozmayıp tekrar takımımıza sahip çıkmamız lazım. Çünkü görünen o ki, işte 1 puan fark kaldı şu anda kümede kalma hattıyla. Ve bizim 9 puanımız gitti. Üstelik bir de hakemlerin gasp ettikleri puanlar var. Şimdi ben bunları söylemeyi sevmem ben hakeme bağlamayı. Hayatta da yaptığım şey değildir. Ama böyle oldu arkadaş yani. 6-7 puanımız resmen gasp edildi. Penaltılar verilmedi, şu oldu, bu oldu. Bunları da düşünecek olursak yani bu Eskişehirspor takımına güvenmek lazım. Çocuklar 4 ciğerle oynuyorlar. 2 tane değil 4 tane ciğerleri var gibi koşuyorlar.
Çok da güzel, bizi çok mutlu ediyorlar. Bizim çocuklar dedik. O da çok oturdu o lafta. Bizim çocuklar bizi çok mutlu ediyor. Evet. Evet. Bir 3 dakikamız falan var galiba. 3 dakikamız var. Şimdi hakikaten 4 ciğer demiştin de ben de şunu kafamda tasarlıyordum söyleyeyim diye. Vücudun tamamı, bütün noktaları ciğermiş gibi. Yani izlediğimde gerçekten ben bu gençlerde ne yediriyorsunuz diye sormuşlar diye Bursa'da bu çocuklar ne yiyip ne içiyor. Şimdi bu çocuklar ne yiyip ne içiyor gerçekten iyi yaşayın bu arada. Gerçekten bir ekip ruhu var. Geçtiğimiz yıl bence Eskişehirspor'da strateji hatası olarak transfer tahtasının açılmasını görüyorum ben. İlk yarı, ikinci yarı ve yine ilk yarı, ikinci yarı gibi. Ve 4 bölüm ayırdığınız zaman başarının bizim çocuklardan geçtiğini bir kez daha görmüş olduk. Keşke o yabancılara verilen, tabii sözleşmeleri gereği verilen ve verilecek olan paraların büyük bir kısmı keşke bu gençlere verilseydi. Ailelerine, eğitimlere, altyapıya harcansaydı. Şimdi eyvah diyoruz ama bu bir strateji. Şimdi gelinen noktada biz geçmişi bir noktaya bıraktık. Geçmiş eyvallah. Tekrar burada nasıl basında söylemişsek, kendi aramızda konuşmuşsak, Eti ve Kanatlı ailesine teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Bu önemlidir. Yani tam böyle iyi giden bir noktada yine küçük bir omuz, küçük değil, büyük de bir omuz atarak şey yapabiliyorsunuz. Hani güzel. Burada şunu söylemekte fayda görüyorum. Paranın kokusunu alan bir takım kişiler, kurumlar inşallah üşüşmezler, kafaları yormazlar. Yani hemen kapıda bilmem ne artık biz hani kasayla marul götürenden filan ayakları kesildi elhamdülillah. Oh, çok yani önemli ya. Şuydu buydu. O tür şovmenlerin uzaklaştığı bir Eskişehirspor'dan bahsediyoruz. Bakın 2-3 haftadır hatta 4-5 haftadır spor, skor bunları konuşuyoruz. Çok şükür. Yani çok evet. Şükür gerçekten her takımın şu an Türkiye'de borcu var. Her takımın neredeyse borcu var. Ve bunun haricinde de bizim bu gençlere sonuna kadar destek vermemiz lazım. Mağlup olduğunda da destek vermemiz lazım. Berabere kaldığında da destek vermemiz lazım. Burada anti parantez başta Mustafa Özer, yine başkan Mustafa Akgören olmak üzere ve onun altındaki çalışan bütün ekibi tekrar tekrar tebrik ediyor ve kutluyorum. Bu bir sevgiden geçer yolu. Sadece sevgi değil, daha fazla çalışmalıyız diye güdülüyor, daha fazla bizim bu noktada mücadele etmemiz lazım diyor. Eyvallah. Biz diyoruz ki bu saatten sonra fazla futbol, göze hoş gelen futbol beklemiyoruz. Beraberlik, puan ya da puanlar bekliyoruz diyoruz ama bu hafta artık onu da yapmaya başladı takım. Yani ciddi manada bir evet. Mücadele ruhu var ve ben çok keyif alarak izledim. Çok keyif alarak izledim. İnşallah bundan sonra kalan bütün maçlarımızda keyif alarak izleriz ve ligde kalacağımıza ben inanıyorum. Son olarak da burada bir Nefer Tribünü'ne biliyorsunuz bir ödül bugün sanıyorum alındı. Evet. Eskişehirspor Nefer Tribünü Kariyer Hukuk Derneği'nin Ediz Bahtiyaroğlu'nu yılın spor ödülleri töreninde yılın taraftar grubu seçmişler. Buradan tekrar Nefer grubuna, Murat Diri Nefer grubu liderine bir tebrik gönderelim. Evet. İnşallah Eskişehirspor ligde kalacak diyelim. Kutluyoruz, teşekkür ediyoruz her birinize ayrı ayrı yorumlarınızdan dolayı. Efendim Fikir Meydanı programımızın sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'deki kongre sürecinin son şeklini ele aldık. Afet riskli alanlar gündemdeydi, tartışmalara neden oluyor son zamanlarda. Bu konuyu masaya yatırdık ve akabinde Eskişehirspor'u konuşmuş olduk. Bu arada Eskişehirspor 15 Şubat'ta saat 19'da Menemen Spor'a konuk olacak. İnşallah bizim çocuklar orada da yüzümüzü güldürecek diyelim. Haftaya yeniden yeni konu başlıklarıyla karşınızda olacağımızı hatırlatalım. Hoşçakalın efendim.